Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimizde tekrar beraberiz. Bugün yine ECDL ile ilgili, yani European Computer Driver License ile ilgili yine güzel bilgiler vereceğim. Bugün daha çok internete değineceğim ve internette neler yapıyoruz, neler yaparız, nasıl kullanırız etkin olarak interneti, onlara bakacağız. Öncelikle web tarayıcılardan bahsetmek istiyorum. Birkaç tane web tarayıcımız var. Aslında dünyada çok web tarayıcı var ama en çok kullanılan web tarayıcılardan bahsetmek istiyorum. Örneğin şu anda biz Microsoft'un bir ürünü olan Windows'la beraber gelen Internet Explorer'ı kullanıyoruz. Fakat onun gibi Netscape, Opera, Firefox gibi başka internet tarayıcıları da var. Şimdi internette ne yaparız ve nasıl buluruz aradığımızı hemen bakalım. Öncelikle bir şey arıyorsanız ve adresini biliyorsanız onu ne yaparsınız? Hemen adres çubuğuna www deyip Google deyip yazarsınız. Daha sonra eğer aradığınız şeyi bilmiyorsanız, yani herhangi bir şey arıyorsanız, bir kılavuz siteye, bir arama motoruna ihtiyaç duyarsınız. İşte yine arama motorlarından en yaygın olanı ben Google'ı kullanacağım şimdi. Arama çubuğuna geldim ve kalem yazdım, Enter'a bastım. 8 milyon 950 bin sonuç çıktı. Tabii ki bir sürü kalemle ilgili bir sürü şey çıktı. Örneğin toptan kalem satın almak istiyorsam hemen gelirim, toptan kalem yazarım ve bakın sonuçlar hemen 370-324 bine indi. Ve hep satıcılar karşıma çıktı. Veya kalem değil de ben dolma kalem istiyorsam bakın sonuç 6090'a düştü. Örneğin bir isim arıyorsak internette, ne diyelim mesela? Örneğin Michael Jackson. Michael Jackson yazarak ve Enter'a basarak karşımıza birçok sonuç gelebilir. Sonuçlara baktığımızda 46.700. Fakat bu sonuçların içinde bakın 10. sonuca doğru gitmeye devam edersem tabii Michael Jackson'dan çok var. Bu yüzden biraz daha ileri gitmem lazım. Bakın yaklaşık aşağıda her sayfada 10 tane olduğunu düşünürsek birçok sayfa çıktı karşımıza. Fakat şimdi ben başka bir şey yazacağım. Michael Jackson'ın başına ve sonuna çift tırnak koyuyorum arkadaşlar. Çift tırnak Escape tuşunun altında oluyor genelde. Ve bakın sonuçlar 38 milyona düştü. Çünkü tırnak içinde yazarsam ben Michael Jackson'ı, Michael ile Jackson bir sitenin içinde beraber aranır. Örneğin diyelim ki başka bir şey diyelim. Örneğin ne diyebiliriz? Sezen Aksu diyelim. Sezen Aksu yazdım. Enter'a bastım. Yine 4 milyon sonuç çıktı. Fakat tırnak içinde yazarsam sonuçlar 3 milyon 870'e düştü. Yanına bir de konser dersem bakın sonuçlar 857 bine düştü. Ama şu anda hem Sezen Aksu hem konser ayrı ayrı yerlerde çıkmakta. Yani şöyle bir sitede Sezen Aksu da olabilir. Konser olmayabilir. Ya da konser lafı geçebilir ama Sezen Aksu olmayabilir. Bunların her ikisinin de geçmesi için başına artı koyuyorum. İkisinin de başına artı koyarsam mutlaka ve mutlaka Sezen Aksu ve konser geçecektir. Sezen Aksu çift tırnak içinde olduğu için Sezen Aksu mutlaka geçecektir. Ve artı olduğu için de yine konserinde artısı olduğu için başında ne olacaktır? Mutlaka mutlaka beraber geçecektir. Bir de yanına artı İstanbul dersem bakın sonuçlar 576 bine indi. Sadece İstanbul'dakiler ne oldu? Çıktı karşıma. Onun dışında eksi atıyorum Rumeli dersem evet, Rumeli Hisarı'ndakiler ne olacaktır? Sonuçlardan çıkarılacaktır. Veya burada bakın işte Kuru Çeşme Arena diyor. Ben Rumeli yerine Kuru Çeşme diyorum. Yazamadım tabi. Kuru Çeşme diyorum.
Ve bakın sonuçlar 305 bine indi. Çünkü Kuruçeşme'de olan konserler sonuçlardan ne oldu? Çıkartıldı. Böylece demek ki tırnak artı ve eksiği her zaman ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Google'da arama yaparken. Bunun dışında bir şeyin resmini görmek istiyorsak, örneğin yine ben tırnak içinde Sezen Aksu diyorum. Tırnağı kapatıyorum ve yukarıda sol üst köşede görseller düğmesini tıklıyorum ve karşıma sadece görseller, fotoğraflar, Sezen Aksu fotoğrafları geliyor. Evet, Google kullanmakta böyle. Bunun gibi daha bir sürü, örneğin yahoo.com diye bir portal var. Bakınız onun da yine aynı şekilde arama motoru var ve webde arıyor. Mesela yine tırnak içinde Sezen Aksu yazalım. Bakın yine 2.970.000 sonuç çıktı karşıma. Onun dışında yine burada da imajlar var. İmajlar yani görseller. Hemen Sezen Aksu'nun bir sürü görüntüsü karşımıza çıktı. Daha başka AltaVista. Onun dışında Aol.com gibi, Aol Amerikan Online gibi birçok sitemiz bulunmakta. Yine bakın bunun da arama motoru, search engine'i yukarıda. Bir de size çok önemli bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi de, örneğin www.google.com yazdığınız zaman, www.google.com yazdığınız zaman başına bakın http://// gelmekte. HTTP arkadaşlar Hypertext Transfer Protocol. Hemen yazayım onu. Bakın burada Hypertext Transfer Protocol. Ve eğer siz örneğin gmail.com'a giderseniz bakın yukarıdaki HTTPS oldu. Bu da HTTP'nin secure olanı, yani güvenli olanı. Burada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Örneğin bir banka sitesine girdiniz ve internet şubesini tıkladınız. İnternet şubesini tıkladığınız an müşteri numarası ve parolanızı yazacağınız sayfada eğer HTTPS yoksa bu siteden çıkın arkadaşlar. O site güvenli değildir veya o site aldatmaca bir sitedir. Bu yüzden bunlara dikkat etmemiz lazım. Daha doğrusu bu örneğin Hotmail'a gireyim ben. Bu kullanıcı adı, şifre gibi güvenli bilgilerimizi yazacağımız her yerde HTTPS olacaktır. Mesela işte tam burada yazarken şimdi ben buraya bir şeyler yazıp buraya da parola yazıp oturma aç dersem giderken HTTPS olacaktır. Peki. Kapatıyorum şimdi Internet Explorer'ı ve Vista'nın birkaç ayarından bahsetmek istiyorum. Başlat menüsünü tıklayıp hemen buradan kontrol panele gelirsem kontrol panelde birçok simge çıkacak karşımıza. Bu simgeler bizim bilgisayarımızı yönettiğimiz, bilgisayarımızın ayarlarını yaptığımız, işletim sistemimizin ayarlarını yaptığımız neler, bir takım opsiyonlar, seçenekler. Örneğin en başta Add Hardware diye bir ikon var. Bu ikon yeni bir donanım ekleme. Peki donanım nedir? Donanım biliyorsunuz. Mouse, klavye, anakart, RAM, hard disk, external hard disk, flash bellekler, bunların hepsi birer donanımdır arkadaşlar. Zaten bilgi iletişim teknolojileri, yani information teknolojileri, bilgi teknolojilerinin hepsi tamamı yazılım, donanım ve ağlardan oluşan bir kavramdır. Bu şimdi ise ben hemen Add Hardware'ı tıklıyorum ve karşıma diyor ki Windows needs your permissions to continue. Hak lazım diyor. Ben diyorum ki continue diyorum. Devam et diyorum. Evet.
Wizard sihirbaz demek. Donanım ekleme sihirbazına hoş geldiniz diyor. Yeni bir ekran kartı, ses kartı, yeni bir donanım aldığınızda bir teknoloji markete gidip donanım aldığınızda kutunun içinden mutlaka CD çıkacaktır arkadaşlar. CD çıkmazsa eğer satıcıya dersiniz ki bunun içinde CD yok. O da size der ki CD'sini unutmuşum getireyim veya artık yeni ürünlerin içinden pek CD çıkmıyor. Diyorlar ki internet adresi şu, gidin oradan indirin diyorlar. İşte burada da zaten if your hardware came with an installation CD, eğer bir installation CD geldiyse cancel'ı tıklayıp kapatıp üreticinin verdiği CD ile donanımınızı yüklemenizi öneriyoruz gibi bir şey söylüyor. Evet, içinden CD çıktıysa bu sihirbaza gerek yok arkadaşlar. Yani donanımımızın aldığımız ürünün içinden CD çıktıysa ki genelde çıkar dediğim gibi bu sihirbaza gerek yok. Eğer elinizde eski bir donanım varsa, eski bir hardware varsa ve CD'sini kaybettiyseniz, CD'si yoksa işte o zaman buradan yardım alabilirsiniz. Hemen burada next deyip burada yine bir şeyler soruyor bana. Diyor ki The Wizard can search for other hardware and automatically install for you. Tam olarak bilmiyorsanız hardware'inizin modelini ve ne olduğunu install etmek istediğiniz listeden seçebilirsiniz diyor. Ben de diyorum ki search for and install hardware automatically, otomatik olarak search et ve install et ve altındaki seçenekte hardware'ı install et, ben onu listeden seçeceğim diyorum. Genelde ben böyle yapıyorum. Listeden seçiyorum, next diyorum. İşte listede birçok kategori var. Örneğin ne var? Display adaptörleri yani ekran kartları veya IDE kontrolörler. IDE kontrolörler de bu hard disklerimizi kontrol eden bir entegre. Yine imaging devices'lar var. Yani görsel daha doğrusu fotoğraf aygıtları. Örneğin foto kamera veya tarayıcı gibi şeyler. Infrared device'lar var. Vesaire vesaire bir sürü şey var. Ben şimdi buradan örneğin diyorum ki Sound, Video and Game Controllers. Next diyorum. Evet. Diyor ki karşıma select the manufacturer and model of your hardware device then click next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click have disk. Evet. Hemen diyor ki zaten karşıma çıkmış. Üreticinin ve hardware'ınızın modelini, hardware aygıtınızın modelini seçip next'i tıklayın. Eğer bir diskiniz varsa driver'ınızı install edebileceğiniz have disk düğmesine basın diyor. Her donanım arkadaşlar mutlaka mutlaka yazılıma ihtiyaç duyar. Yani bir donanımın çalışması için mutlaka bir yazılımı, bir programı olması lazım. Buna da driver yani sürücü denir. Donanım sürücüleri denir. İşte zaten şu anda biz donanım sürücülerini ne yapıyoruz? Burada insert ediyoruz yani install ediyoruz. Peki. Buradan üreticimi seçebilirim. Örneğin Yamaha olsun. Unsupported game port for Yamaha. Desteklenmeyen oyun portu Yamaha için demiş. Next diyorum. Hardware to install bu. This, to start installing your new hardware. Click next. Next dedim. Ve yüklemeye çalıştığı completing the add hardware wizard. The following hardware was installed. İnstal edilmiş. Vesaire vesaire. Finish dedim. Şu anda install edildi. Tabii her zaman bu kadar kolay olmayabilir. Biraz uğraştırabilir ama dediğim gibi mutlaka mutlaka ürünlerinizin CD'sini saklayın ve yeni aldığınız ürünlerde de CD'sini kontrol etmeyi unutmayın. Peki burada administrative araçlar diye bir simge daha var. Administratör ne? Önce onu söylemek istiyorum. Administratör Türkçe kelime anlamı yetkili demek. Bu bilgisayarda da ve ağlarda da web sitelerinde, networklerde, internette her yerde administratör vardır, yetkili vardır. O ağı yöneten, o bilgisayarı yöneten biri vardır. Çünkü bir kişinin mutlaka bilgisayarda yetkili olması lazım ki örneğin eventleri takip etsin. Yani bilgisayarda olan olayları, bilgileri, hataları takip etsin veya
program ekleyip kaldırabilsin veya donanım ekleyip kaldırabilsin diye mutlaka bir administratör vardır. Burada tool'larında da araçlarında da bakın computer yönetimi, data sources yani dış veri kaynakları, olay görüntüleyicisi, SCSI initiator, local security policy'ler yani burada güvenlik politikaları, memory ile ilgili yine iyileştirme, printer yönetimi gibi birçok daha advanced kullanıcılar, daha gelişmiş kullanıcılar için bir takım neler var? Tool'lar var. Peki. Autoplay diye bir simge daha var. Autoplay simgesi de işte biz CD taktığımız zaman, bilgisayara DVD taktığımız zaman veya bir flash bellek taktığımız zaman veya picture göstereceğimiz zaman otomatik olarak, varsayılan olarak nasıl davranmasını istiyorsak bilgisayarın işte onları burada takıyoruz. Onları burada seçiyoruz. Örneğin audio CD taktığımda Play Audio CD Using Windows Media Player diyebilirim. Veya başka bir program yüklediysen Play Audio CD Using Windows Media Player değil de Winamp programı diyebilirim. Veya Take No Action diyerek aksiyon alma diyebilirim. Ask Me Every Time diyerek bana her zaman sor diyebilirim. İşte burada DVD'ler, software'ler, game'ler, picture'lar vesaireler hepsi burada görünmekte. Peki, autoplay'e de geçtim. Hemen yanında Backup and Restore Center diye bir şey var. Backup yedek almak demek. Restore da geri dönmek demek. Hemen burada create backup copies of your files and folders diye bir şey var. Backup files dersem hemen bana dosyaların yedeklerini alır. Backup computer dersem bütün computer'ın yedeğini alır. Örneğin diyor zaten burada. Create a Windows complete PC backup and restore image of your entire computer. Entire computer zaten bütün computer'ın imajını al diyor bana. Which can be used to recover from a hardware failure diyor. A Windows complete PC backup and restore image has not been created demiş. Altında da yine restore yani backup'tan geri dönmekle ilgili bir iki tane option var. Backup files yaptıysanız restore files, backup computer dediyseniz restore computer dersiniz. Onun dışında color management var. Yine color management display ayarları ile ilgili yani display settings, görüntü ayarları ile ilgili bir takım burada ayarlar var, bir takım şeyler var. Yine color management'ı geçiyorum. Date and time bildiğiniz date and time saati ve tarihi değiştirebilirim hemen burada. Additional clock diyerek clocks diyerek başka clocklarda saatlerde ayarlayabilirim. Internet time diyerek internet time'ı time.windows.com'dan bütün dünyadaki saatlerin senkronize çalışması arkadaşlar. Change settings diyerek hemen settingleri değiştirebilirim. Başka bakın bir sürü siteler var saatle ilgili senkronize etmek için. Hemen update now dersem ne yapacaktır? Update edecektir saatimizi. Buna da okey dedim çıktım. Default programs diye bir şey var. Yine eskiden de vardı default program. XP'de de vardı. Yine var. Default program yani varsayılan program ne demek? Örneğin siz bir müzik tıkladığınızda hangi programla açılsın o müzik veya hangi programla çalışsın, çalmaya başlasın o müzik veya DVD veya örneğin bir linki tıkladığınızda, internet linkine, internet adresini tıkladığınızda hangi internet explorer'la, hangi web tarayıcıyla açılsın? Çünkü bilgisayarınızda birden fazla internet tarayıcı programı olabilir. Yani Firefox varken internet explorer olabilir. Veya Winamp varken Windows Media Player olabilir. Dolayısıyla hangisinin varsayılan olacağını burada set your default programs diyerek belirtmeniz gerekecektir. Şimdi bu biraz zaman alacak loading diyor. Evet. Bakın Internet Explorer için, Microsoft Office Outlook için, Outlook biliyorsunuz mektup alıp verme programı, e-mail alıp verme programı. Bunun da alternatif programları var. Yine Calendar, Contacts, Mail, Media Player, Photo Gallery, Search, Explorer gibi bunların hepsinin alternatif programları bulunmakta. Hemen altında da file type'ları ve protokollerle, programlar ile protokollerin ayarlanması var. Make a file type or protocol such as MP3, HTTP, always open. Yine specific program, yine burada aynı şey geçerli. MP3'ü veya bir
adres tıklandığında spesifik olarak bir programın açılmasını daima bu programla açılsın derseniz işte burada tanımlamanız gerekir. Hemen ben buradan geri dönüyorum tekrar. Device Manager'ımız var. Device Manager da device aygıt demek. Aygıt yöneticisi, aygıtları yöneten bir nedir? Programdır. Bakın daha önce yüklediğimiz device'lar, onların yanında ünlem var. Ünlem arkadaşlar, sarı ünlem ve soru işareti her zaman çalışmayan programları gösterir. Çalışmayan donanımları gösterir. Bu yüzden onları kaldırdım şimdi. Bakın benim biraz önce eklediğim unsupported game port for Yamaha da burada duruyor. Onu da kaldırıyorum çünkü sistemde o da ne yapacaktır? Yer işgal edecektir. İşte burada battery kategorisinin altında batterilerle ilgili, onun dışında disk drive'larla ilgili bakın bir tane ata bir diskim device'ım varmış, hard diskim varmış. Onun dışında display adaptörlerden Sys Mirage Graphics diye bir neyim varmış, görüntü kartım varmış, ekran kartım varmış yani gibi birçok burada programım var. Buna close dedim ve devam ediyorum. Ease of Access Center'ımız var yine. Biraz burada daha kullanımı kolay ve daha paylaşılan tool'lara, araçlara daha kolay erişmek için birkaç tane burada seçenek var. Örneğin screen keyboard'unu kullanabilirsiniz veya screen keyboard'u bu arada ekranda çıkan bir klavye ve orada tıklayarak işaretlersiniz. Örneğin güvenmediğiniz bir bilgisayarda güvenmediğiniz sitelere girerken mutlaka ne yapmanızı öneriyorum. Daha doğrusu güvenmediğiniz sitelere değil de kullanmanız gereken ama mecburen kullanmanız gereken örneğin bankaya girdiniz. İnternet bankacılığına girdiniz ve bir internet kafeden girdiniz örneğin. Güvenmiyorsunuz ki güvenmeyin haklısınız. O zaman screen keyboard, on screen keyboard'da çalışmanızı öneriyoruz. Bakın burada da use the computer without a display, make the computer easier to see, use the computer without a mouse or keyboard. Onun dışında make the mouse easier to use, make the keyboard easier to use diye birçok seçenek var. Bunları da yine geçtim. Onun dışında game controller'lar var. Indexing options diye bir şey var. Evet, indexing options da bilgisayarımızdaki bütün dosyalar bir indekste sıralanıyor. Daha sonra da çift tıkladığımız zaman dosyayı çok daha çabuk gelsin veya bir arama yaptığımızda örneğin bir dosyayı arıyorsak bilgisayarımızda çok daha hızlı gelsin diye bilgisayarımız önceden Windows daha önceden bu dosyaların hepsini sıraya koyuyor. Ve daha sonra da biz arama yaparken ne yapıyor? Çok daha basit bir şekilde, rahat bir şekilde hemen karşımıza geliyor. Yine infrared diye bir şey var. Configure infrared file transfer, image transfer and hardware settings. Genelde laptoplarda infrared oluyordu eskiden ama şimdi artık infrared'in yerini Bluetooth ve kablosuz aldığı için çok da fazla infrared kullanılmıyor ama bakın burada display an icon on the taskbar indicating infrared activity. Infrared aktif olduğunda taskbar'da bir ikon göster. Play a sound when an infrared device is nearby gibi bir takım burada neler var? Seçenekler var. Yine internet options. İnternet options'da normal Internet Explorer'ın üzerinde sağ tıklayıp Properties deyip de yaptığımız şey gibi tabii ya da internette Tools'da, Internet Options'da yaptığımız şeyler gibi aynı şeyler karşımıza çıkıyor. Hemen ilk başta home page'imizi değiştirebiliriz. Hemen ben değiştiriyorum mesela google.com yapıyorum. Buna OK dersem artık Internet Explorer açıldığında otomatik olarak Google gelecektir. Yine Internet Options'a geldiğimde burada Browsing History derseniz Delayed Temporary Files, History Cookies, Saved Passwords and Web Form Information. Evet bu da çok önemli bir aslında bir olay. Temporary Files diye bir şey var. Temporary geçici demek. Geçici dosyalarla ilgili bir şey var. Şöyle ki siz internette dolaştığınız zaman sürekli
internetten, webten geçici dosyalar alırsınız ve bu dosyalar işte bu dosyalar bilgisayarınızda yer kaplamaya başlar. Onları bir süre sonra silmek zorunda kalırsınız. Çünkü bunlar bilgisayarınızda gerçekten yer tutmaya başlar. Peki ne kaybedersiniz silerseniz? Zaman kaybedersiniz çünkü o web sitesine tekrar girdiğinizde tekrar bu geçici dosyayı alacağınız için biraz daha yavaş açılacaktır. History, daha önceden girdiğim web siteleri. Cookies, işte benim cookie'lerde de içinde bu kullanıcı adı ve kullanıcı şifresini yazıp gönderirken arkadaşlar cookie'lere yazar bilgisayar ve cookie'ler de tutulur. Onların da belli aralıklarla silinmesi iyi olacaktır. Save it password. Bunlar da bazı yerlerde giriyoruz ve beni hatırla diye check'ler var. Onları tıklıyoruz ya. Örneğin mesela Hotmail'da var mıydı bakayım. Hemen Hotmail'a giriyorum. Kontrol. Kontrolle beraber Enter'a basıyorum. Evet, mesela burada ben şimdi farklı bir hesapla açıp parolamı anımsa dersem ne olacaktır? Bu şifreyi hep hatırlayacak ve ben hotmail.com yazdığım anda direkt e-postama girecek. Bu yüzden bunu ne yapmıyoruz? Tabii ki istemiyoruz ve dolayısıyla buradan daha önce de kaydettiğiniz passwordleriniz varsa böyle buradan delete deyip silebilirsiniz. Onun dışında web form information bilgilerini silebilirsiniz. Delete diyerek. Bakın şimdi temporary internet device'larını siliyorum. Cookie'leri siliyorum. Geçmişte girdiğim siteleri siliyorum. Form data'da işte doldurduğumuz formlar, mesela internete giriyoruz ve üye olmak için bir form dolduruyoruz. Orada şifreler ve e-mail adreslerimizi vesairemizi yazıyoruz, telefon numaralarımızı yazıyoruz, belki adreslerimizi yazıyoruz. Onları da mutlaka arkadaşlar daha sonradan silmemiz gerekir, iyi olacaktır. Bakın, passwords that are automatically filled in when you log on to a website you previously visited. Daha önce girdiğiniz web sitesinde tekrar logon oluyorsanız, yani siteye giriyorsanız otomatik olarak doldurulan passwordler ne olacaktır? Buradan silinecektir veya delete all diyerek hepsini bir kere de ne yapabilirim? Silebilirim arkadaşlar. Peki, change search defaults diye bir şey var. Burada da settings diyerek default olarak hangi web sitesinde burada ne yapacağını, search edeceğini, yani arama yapacağını burada değiştirebilirsiniz. Hemen bunu remove yaparak, tabii şimdi bir tane olduğu için remove yapamıyorum. Bir tane daha girip ne yapmam lazım? Yapmam lazım. Peki, biliyorsunuz Internet Explorer 7.0 artık tablarla çalışıyor. Yani ben burada Google'da bir şey yaparken, sayfa görüntülerken bu tarafa geçip bu tarafta da başka bir siteye ne yapabilirim? Girebilirim. Kısa yolu da Ctrl T. Hemen Ctrl T'ye basarsam bakın yeni bir tab açmakta. İşte burada da bu tabların settingleri var. Enable Tablet Browsing. Bunu kaldırırsanız o tablardan artık çalışamazsınız tablarla. Warn me when closing multiple tabs. Tablar kapatıldığında, hepsi kapatıldığında, yani çoklusu kapatıldığında beni uyar. Always switch new tabs when they are created. Enable quick tabs. Bir sürü burada seçenekler var. Open on the first home page when Internet Explorer starts. Open new tabs next to the current tab. Gibi bir sürü burada seçenekler var. Bunları da yine kendi isteğiniz doğrultusunda doldurabilirsiniz. Yine security sekmesi, privacy sekmesi, content sekmesi ve connections, programs ve advanced sekmeleri yine aynı XP'deki gibi, bunlar da yine incelenmesi gereken şeyler. iSCSI initiator'ı geçiyorum şimdi çünkü SCSI device'lar için geçerli. SCSI device'lar da bir donanım ürünü onlar. Onları da yine geçiyorum. SCSI devices are disk, tape, CDs and other storage devices on another computer on your network that you can connect to. Bakın hemen diyor ki zaten diğer bilgisayarların disklerine, hard disklerine, tape, backup ünitelerine, CD'lerine ve diğer depolama aygıtlarına, başka bilgisayarların network'ünüzdeki bağlanabilirsiniz diyor. Your computer is called an initiator because it initiates the connection to
The SCSI devices which is called target vesaire vesaire. Burada yine işte başka SCSI aygıtlara bağlanmamız için, bağlanabilmemiz için bize bir takım seçenekler sunuyor. Yine keyboard seçeneğinde bu imlecimizle ilgili bakın long, short diye bir şeyler var. Yine burada repeat rate'i şuradan hemen yazabilirim. Mesela F'ye basıyorum. Bakın çok hızlı gidiyor. Bunu iyice kısarsam bakın F'ye basıyorum. Çok yavaş gidiyor. Bu işe yarıyor. Bu da aynısının, bir üstteki de aynısının ilk harf için olana, yani tekrar gecikmesinden bahsediyor. Bunda mesela D'ye bastım. Birinciden sonra ikinci hızlı geliyor. Ama bunu long derseniz bakın birinciden sonra ikinci çok ne olacaktır? Geç gelecektir. Peki buna da okey dedim. Mail'lar geçtim. Mouse'la ilgili birkaç tane opsiyon var. Hemen bakalım onlara da. Switch to primary and secondary buttons. Sol ve sağ butonlar. Mouse'umuzun sol ve sağ butonlarının yer değiştirmesi. Bakın şu anda sol buton mavi. Burayı tıkladım. Sağ buton mavi oldu ve artık sol buton yerine sağ butonu, sağ buton yerine de sol butonu kullanmam gerekiyor. Double click speed. Double click the folder to test your settings if the folder does not open or close, trying using slower setting. Hemen çift tıklayın burayı diyor. Çift tıklayıp açamazsanız eğer daha slower'a getirin diyor. Yani arkadaşlar buraya mesela en fast yapayım. Çok hızlı çift tıklamam lazım. Böyle olmaz. O zaman bunu yapamıyorsam eğer açılmıyorsa daha slow'a getirdim. Bakın şimdi açıldı. Bu da bu işe yarıyor. Peki click lock, turn on click lock dersem enables you to highlight or drag without holding down the mouse button. To set briefly, press the mouse button, release, click the mouse button again. Bu da burada da turn on click lock'ı çalıştırırsanız, açarsanız, enable ederseniz diyor, açarsanız diyor, bir tane pencereyi taşırken üzerine biraz tıklayıp tutmanız ve sonra da bakın mouse'a basmadan o benim pencereme ne yaptı? Mouse'uma pencere yapıştı arkadaşlar. Click lock da bu işe yarıyor. Tabii bir takım settings'leri var. Geçiyorum şimdi onları. Pointer'larda yine bir sürü pointer var. Hemen buradan başka bir düzen seçebilirim. Bakın bambaşka bir düzen seçtim. Veya burada bronze'u seçersem bakın bronze olur. Daha başka şeyler seçebilirim. Ve ben burada yok diyorum ve onu uyguluyorum. Pointer options'ta select a pointer speed hızını ayarlayabiliriz. Snap to automatically move pointer to default button in a dialog box. Örneğin bunu tıkladığım zaman ve OK dediğimde şimdi bakın ne olacak. Ben geleceğim mouse çift tıklayacağım ve mouse işaretçime dikkat edin. Bakın direkt OK'ye gitti, görüyor musunuz? İşte bu da bu işe yarıyor ama ben pek sevmiyorum bunu. Visibility, display pointer trails. Hemen arkasında iz çıksın isterseniz bakın. Trail'lar var bir sürü burada. Kapattım. Hide pointer while typing. Yazarken pointer'ı gizle. Evet. Show location of a pointer when I press control key. Bakın control tuşuna basıp bıraktığım zaman etrafında ne çıkıyor? Yuvarlak çıkıyor. Wheel dediği de scroll, yani tekerlek. Orada da roll the wheel one notch to scroll. Bir kere aşağı indirdiğimde 3 tane line insin, satır insin veya bir kere de bir ekran aşağı insin diyebilirsiniz. Aynısının horizontal olanı var, yani yatay olanı var. Bu vertical'dı biraz önce bahsettiğim. Şimdi de horizontal'ı var. Bu da yeni Vista'da gelmiş horizontal. Yatay olan, yatay olan bazı scroll'lar var biliyorsunuz. Bu dikey scroll, bir de yatay olanları var. Onlar için de yine ayarı var. Buna da OK diyorum ve kapatıyorum bunu da. Network and Sharing Center'da neler varmış? Şöyle kısaca hemen bakalım. Network and Sharing Center, network ve sharing de paylaşım demek. Paylaşım merkezi. Burada bakın hemen bir tane şema var karşımda. Benim PC'm, network, sonra da internet. Yani benim PC'm önce network'e ulaşıyor bir kabloyla. Oradan da network'te internete ulaşıyor. Dolayısıyla ben network'liyim. Yani network'te internet olduğu için hep beraber internetteyiz. Access yazıyor hemen. Erişim local and internet. Connection local area connection. Biliyorsunuz arkadaşlar iki tane connection tipi var. Bir tanesi LAN
Yani lokal area network. Hemen onu da yazmak istiyorum. Bakınız LAN local area network. Bir de WAN var. O da wireless area network. Bildiğiniz gibi wireless kablosuz demek. Wireless kablosuz demek. İşte bir tanesi kablosuz bağlantı, bir tanesi de kablolu bağlantı. Şimdi ben connection, local area connection dediğine göre ve sonra view status dersen burada hepsini bakın buradan görürüm. Bu zamana kadar ne kadar byte sent etmişim, ne kadar byte received almışım onları görebilirim. Speed'im 100 megabit per second. Arkadaşlar bir de şöyle bir birim var. Bu da network birimi. Bakın hemen onu da şöyle yazayım ben. Show desktop butonuna basıp o da yine çok kullanılan bir birim. MBPS eşittir megabit per second. Yani saniye başına düşen megabit sayısı. Uzun da açılımını yazabilirim aslında. Bakın megabit per second. Bu da genelde değil her zaman aslında networklerde kullanılan hızdır. Bunun gibi gigabit per second var. Bit per second var. Yani BPS var. Eskiden BPS'ydi. BPS'ti. Çünkü eskiden megabit bu kadar çok yaygın değildi. Şimdi megabit var, gigabit var hatta. Şimdi çok hızlı. Bakın duration'ı, geçen süresi, media state enabled, IP versiyon 6 ve versiyon 4 iki tane IP versiyonumuz var. Onlardan daha sonra bahsedeceğim. Aslında IP'lerden de bahsedebilirim şimdi. Şöyle ki IP neden kullanıyoruz? Neden IP diye bir şey var? IP'nin önce ben size açılımını yazayım. IP ne demek? IP arkadaşlar internet protokol demek. Yani internet kuralı demek. Çünkü her bilgisayar unique olarak yani eşsiz olarak bir IP adresine ihtiyaç duymak zorunda. Çünkü neden? Bu bilgisayarlar haberleşiyor. Örneğin ben biraz önce internette Google'a girdim ve Google'a Sezen Aksu yazdım. Enter'a bastım ve ben bir bilgi gönderdim. Nereye gönderdim? İşte Google'ın ana makinesine gönderdim. İşte onun bir IP'si var. Çünkü ben gönderdiğim zaman onu bilgisayar bilmiyor nereye göndereceğini. Tabii ki IP adresi işte bu işe yarıyor ve IP adresine gönderiyor. Aynı şekilde Google o bilgiyi aldıktan sonra karşılığında bana bir bilgi verecek. Ne verecek? Search result'larını verecek. Yani arama sonuçlarını verecek. Aynı şekilde arama sonuçlarını o da gönderirken hangi IP'den geldiyse soru o IP'ye cevabını gönderiyor. Dolayısıyla bilgisayarlar internette ve networklerde hep IP ile haberleşirler. Örneğin şirketlerdeki 4-5 makine, 10 makine, 100 makine de IP ile konuşur ve onlar da birbirlerine dosya gönderecekleri zaman hep IP'lerle göndereceklerdir. Peki, IP'den sonra bakalım başka ne kaldı? Burada hemen bir de offline folder'lara bakalım. Offline folder'lar ne demek? Use offline files to keep copies on your computer of files stored on the network. Network'teki dosyaları storelamak için yani saklamak, depolamak için kompütürümüze kopyalarını saklamak için offline file'ları kullanabiliriz diyor. Yani şöyle ki bunu şöyle de söyleyebilirim. İnternette bir tane siteyi offline olarak kullanmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ona ben bu siteyi offline kullanacağım. O internet sayfasının, o web sitesinin sayfalarını bilgisayarınıza kaydediyor. Aynı şekilde use offline files diyerek burada enable şu anda enable ederek bunu yani çalışır duruma aktif hale getirerek network'te kullandığımız dosyaları ne yapabiliriz? Offline olarak kullanabiliriz. This allows you to work with them even when you are not connected or a server is unavailable. Server unavailable olduğunda yani hizmet veremez durumda olduğunda, connect olmadığınızda yani bağlantılı olmadığınızda bile bu dosyalarla
çalışmanıza imkan, izin verirmiş offline files demek ki. Peki, Open Sync Center derseniz senkronize ediyor bu da. İşte örneğin çalıştığınız dosyalarla offline olarak çalıştınız. Bir dosya vardı, içinde 2 kıta şiir yazıyordu, şimdi 10 kıta şiir yazıyor. Ama offlineken yazdığınız için diğer arkadaşlarınız geri kalan 8 kıtayı göremiyor. İşte burada Open Sync Center'a girip senkronize ederseniz, tabii şu anda başka bir şey lazım burada, bir tanıtmak lazım. You have no sync partnership set up on this computer. Partneriniz ayarlanmamış diyor bu kompütürde, bu bilgisayarda. Ne yapmak lazım? Bir tane beraber offline çalışacağımız veya senkronize edeceğimiz bilgisayarı tanımlayıp veya birkaç tane onları sonra senkronize etmemiz lazım. Ve böylece benim yazdığım kıtaları da onların bilgisayarlarına aktarabilirim. Onların yazdığı yeni şiir kıtalarını da benim bilgisayarıma ne yapabilirim? Aktarabilirim. Peki, view your offline files diyerek offline olarak gördüğüm, çalıştırdığım bütün dosyaları burada görebilirim ama zaten burada sadece kendi dosyalarım var. Kendi zaten donanımlarım ve kendi nesnelerim var. Onun için onları da geçiyorum. Burada hemen disk usage diyor. Bakın, this is how much disk space is currently used and available for storing offline files on this computer diyor. Hemen burada offline dosyalar için ne kadar available'ım, ne kadar kullanılabilirim olduğunu görebilirim. Temporary offline files, geçici offline dosyalar için aynı şekilde limitim ne kadarmış ve ne kadarını kullanıyormuşum görebilirim. Change limits diyerek limitleri değiştirebilirim. Delayed temporary files diyerek geçici dosyaları silebilirim. Yine encryption var. Encryption, encrypt şifrelemek demek. Your offline files are not encrypted, yani şifrelenmemiş durumda. Bunları şifreleyebiliriz hemen. Tabii o bildiğiniz anlamda şifrelemeyecek ama siz yine kullanmaya aynı şekilde devam edeceksiniz ama networklerde veya internette o dosyalar gezinirken şifrelenmiş olarak gezineceği için o dosyaları herkes ne yapamayacak, göremeyecek. Yine network sekmesinde de bir takım ayarlar var ama şu anda zaten hepsi pasif. Peki, bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Denetim masasına, kontrol masasına anlatmaya devam edeceğiz.